Evet, şimdi arkadaşlar çizeceğimiz objemiz bu. Gördüğünüz gibi 3 parçadan oluşuyor bu obje. Max ekranına geliyorum. Ara ara dönüp tekrar kontrol edeceğiz orayı. Şimdi left bakış açısından ya da front herhangi bir bakış açısı fark etmez. Bir kesit çizeceğiz arkadaşlar. Bu kesit nasıl bir kesit? Böyle bir kesit ama şu anda kesik kesik çizdiğine göre ben nerede hata yapıyorum? Bakın şurada corner, corner. İki tane corner sadece kesik çizgiler demek. Yani köşeler anlamına geliyorsunuz. Futboldan da hatırlayacaksınız. Şimdi siliyorum tekrar. Şeklimi seçeyim. Sileyim arkadaşlar. Şimdi daha yumuşak hatlar. Şuraya geldim, basılı tuttum. Sürükledim, basılı tuttum, sürükledim. Ve ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi böyle bir kesit oluşmuş oldu. Şunu biraz çevirebiliriz. Çok mu şey oldu acaba? Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan bir kopya oluşturuyorum. Şurada dursun. Hatta gitsin biraz daha uzakta dursun ki kafamızı da karıştırmasın. Şurada bir yerde dursun bu. Şimdi bundan ne yapacağız arkadaşlar biz? Latte ile 360 derece kendi etrafında çevirmek suretiyle şu parçayı oluşturacağız. Şu parça burada biraz daha böyle allengirli falan ama çok önemli değil. Latte. Modify listeden latte'yi veriyorum arkadaşlar. Evet, eline sağlık. Çok güzel döndü. Biz döndürünce şeyi şekilde dönmüş. Şimdi öncelikle şunu şu hale bir getireyim. Evet, bardaktan ziyade neye benzedi arkadaşlar bu? Tasa benzedi. Şunu bir çevireyim. Eski haline çevireyim. Çıkıyorum. Eski haline çevirdim. Şunu da siliyorum arkadaşlar. Şu yedek aldığım line'ı siliyorum. Şunu yedek alacağım şimdi. Tekrardan. Yedek aldım. Shift'le beraber move'u kullandım. Taşırken kopya oluşturdum. Şunu çöpe atıyorum. Latte özelliğini. Sadece şu çizgiye ihtiyacım var. Birazdan bu çizgiye ihtiyacım olacak. Bakın bu keste tekrar ihtiyacım var. Bunu yedek aldım. Şimdi geliyorum. Belki düzeltmeler olursa bunu silip tekrar yedek alabilirim. Düzeltme yapacağımı da zannediyorum şu anda. Sonucu bir görelim. Show and result diyorum. Bakın şu sonucu şuradan görebiliyorum. Şu çizgileri arkadaşlar biraz içe doğru taşıyayım bakın. Şunu biraz aşağı taşıyayım. Evet. Çok sert oldu. Smooth diyeyim arkadaşlar. Biraz yumuşak olsun. Şura biraz yumuşak olsun. Smooth. Şuraları yine içe doğru, dışa doğru artık şeklinizle alakalı olarak nasıl istiyorsanız düzenleyebilirsiniz. Ben şekilden biraz farklı bir şekil çizmiş olabilirim. Çok da önemli değil şu aşamada. Şunu siliyorum tekrar. Yine bunun bir kopyasını Shift Move'la alıyorum arkadaşlar. Son olarak açısına bir bakayım. Sanki yamuk duruyor bu. Biraz daha çevireyim bunu. Bakın şu grid dediğimiz arkadaki çizgilerden yardım alıyorum. Tamam. Şimdi move shift copy latte çöpe attım. Sadece bu kaldı. İhtiyacım olacak kesin. En son bu noktaya geldi. Çıkıyorum arkadaşlar bundan. Tekrar buna geliyorum. Şimdi perspektif bakış açısına baktığımızda arkadaşlar bunun latte kısmına geldiğinde 16 segmentle biraz keskin olduğunu görüyorum. 30 yapıyorum arkadaşlar. Segment sayısını 30 yapınca daha yuvarlak bir an. Bir de bunun içinde bir kalınlık yok. Buna shell veriyorum. Modify list içerisinde shell verdiğimde ne oluşuyor arkadaşlar? Bakın bir kalınlık oluşuyor. Bunun ne kadar olduğuna ben karar verebilirim. İçeriye mi olsun? Evet, içeriye doğru bir kalınlığı olsun arkadaşlar bunun. Böyle bir kalınlık verdik. Left. Bakın şu parçayla işimiz kalmadı gibi bir şey. Şimdi gelelim diğer parçalara. Diğer parçalarda ne var? İşte bakın şu kesiti o yüzden sakladım. Şu kesite benim ihtiyacım olacak. Bakın şu parça şurayla aynı şekilde olması için ben ne yaptım arkadaşlar? Şunu yedek aldım. Bakın şu yedeğim amacı neydi? Şununla aynı olsun. Peki ben bu çizgi üzerinde çalışmak istiyorum arkadaşlar. Line'a geliyorum. Şimdi şu vertex'i alıyorum arkadaşlar. Şuraya getiriyorum. Şu vertex'e geliyorum. Buna bezier corner diyorum. Şu köşeyi oynayabilirim artık. Daha önce bezierken ikisi birbiriyle alakalıydı. Nasıl mesela? Ctrl Z diyeyim arkadaşlar. Bakın daha önce ikisi birbiriyle alakalıyken bu bezier pozisyonu.
Ben bezier corner yaptığımda şu iki köşe birbirinden bağımsız hale geliyor. Bakın şunu aldım. Şuraya koydum. Ki bizim şeklimizde nasıl bir şekil var bir bakalım son olarak. Bakın biraz düz gidiyor. Tekrar bomba yapıp aşağıdan tekrar düz gidip yukarıya birleşiyor. Şunu biraz kısaltayım. Sonra insert komutu var. Yarım kalmış bir çizgiyi uzatmak istiyorsanız, tamamlamak istiyorsanız arkadaşlar. Insert komutuyla ne yapabilirsiniz? Bunu devam ettirebilirsiniz. Bakın shift tuşuyla aşağı doğru düz bir çizgi çiziyorum. Düz bir çizgi, sonra düz bir çizgi yine buraya shift tuşuyla. Sonra şuraya ne yapıyorum arkadaşlar? Close diyorum. Evet, close. Neden close dedim? Çünkü extrude dediğimde 3 boyutlu hale gelmesini istiyorum. Şu köşeye tekrar bir bakalım. Bakın vertex modundayken şu köşeye arkadaşlar. Şu insert'ten çıktık mı? Çıkmışız sanırım. Vertex modundayken şu parçayı seçiyorum. Sağ tuş. Bezier corner diyorum. Amacım ne arkadaşlar? Burayı biraz daha kendinden bağımsız hale getirmek. Çünkü bundan 3-4 tane olacak. Dolayısıyla 3-4 tane olurken hatalı olsun istemiyorum. Şunu biraz aşağı alabilirim. Şeyin içine girmiş. Dışarıda dursun. Evet. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu kesti niçin sakladığımı anlamışsınızdır. Buna bir extrude veriyorum. Bakın buna bir extrude veriyorum. Eğer close yapmasaydım extrude'um yanlış olurdu. Aklınızda bulunsun. Close yaptığım için doğru bir extrude bekliyorum. Perspektiften kalınlığı ne olsun arkadaşlar bunun? İşte atıyorum şu kadar olsun. Şimdi YX yönünde benim bunu biraz taşımam lazım. Nereden anlıyorum? Bakın tab bakış açısından baktığımda bunun biraz daha kenarda olduğunu görüyorum ve şimdi daha doğru olduğunu düşünüyorum ama düşünüyorum. Emin değilim. Neden? Çünkü benim şu anda elimde sayısal bir veri, bir net bir bilgi yok arkadaşlar. Ben ne kadar bunu doğru taşıdığımı düşüneyim. Her zoom yaptığımda göreceksiniz ki arkadaşlar bu yanlış olmuş. Dolayısıyla bunun bir komutla desteklenmesi lazım. O da nedir arkadaşlar? Align komutu. Seçili objeyi arkadaşlar, ortadaki objeyi hizalıyorum. Hangi yönde? Bakın X yönünde. Y'ye ihtiyacım var mı? Hayır, Y yönünde bir çalışmam söz konusu değil. X yönünde center bakın. Yukarıya doğru hareket etmemesi lazım onun. Tekrar bakıyorum. Bir hata var burada. Şunu aldım. X yönünde minimum yok veya şöyle yapalım. Y'yi iptal ediyorum arkadaşlar. Bir şeyde hareket etmemesi lazım bunun. Bir şeyde hareket etmeyeceği bir noktaya taşımam lazım. Yani X yönünde hareket edecek. X yönünde bununla hizalanacak. Bir daha deniyorum. Uygun bir komut bulacak mıyım bununla ilgili? Evet. Pivot. X, Y, Z'yi iptal ettim. X yönünde arkadaşlar. Bakıyorum. Büyüklüklerine göre bir ayarlama yapalım bakayım. Sanırım doğru oldu diye umuyorum. Bir taptan bakayım. Bakın pivot noktasını aldığı için burada hata yapıyor. Aslında ne yapması lazım? Bu pivot noktasının tam ortada olması lazım. Eğer biz bu pivot noktasını ortaya taşıyabilirsek hizalamamız da bununla birlikte doğru olacaktır. Peki nasıl taşıyacağım ben bu pivot noktasını ortaya? Arkadaşlar şu objeyi seçiyorum. Hierarchy komutunu buluyorum. Bakın şurada hierarchy komutu var. Effect pivot on diyorum. Bakın effect pivot only. Ve sadece pivot noktasını yani hareket noktasını. Pivot noktası neye benzer arkadaşlar? Kapının menteşesine benzer. Kapı neyin etrafında döner? Menteşesi etrafında döner. Şunu bakın üstten görünüş bir kapı düşünün. Eğer ben bu pivot noktasını buraya koyarsam artık bu kapı bu merkezden hareket edecektir. Şura sabit kalır. Eğer buraya koyarsam bu kapı kendi etrafında dönecektir. Yok eğer buraya koyarsam pivot noktası bu kapı buradan buraya buradan buraya hareket eder. Ve ne olur arkadaşlar? Kalır. Biz ne istiyoruz arkadaşlar? Pivot noktasının şurada ortada olmasını istiyoruz. Başka ne yapabiliriz? Bir bakayım. Center to object diyelim bakayım. Object. Evet. Şimdi ben bunu arkadaşlar Y yönünde taşıyorum. Y yönünde getirdim. Şuraya koydum. Kapattım pivot noktayı. Effect pivot only. Şimdi bir daha align yapalım. Bakın bir daha align yaptığımda X yönünde iki objeyi bir daha merkezde ne yaptı arkadaşlar? Buluşturmuş oldu. Bu daha doğru bir seçenek oldu arkadaşlar. Bakın birazdan bunu kendi etrafında çevirirken de yine ne olacak? Bu eksen etrafında dönecek. İsterseniz bir döndürelim. Bakın şu objeyi seçiyorum ben. Rotate komutu uyguluyorum bakın.
rotate. Neyin etrafında dönüyor? Bakın bu pivot noktasının etrafı. Siz eğer pivot noktasının yerini değiştirirseniz, bakın effect pivot only diyelim. Sadece pivotun yerini değiştir. Objeyi elleme effect pivot only. Mesela şuraya koydunuz. Artık rotate dediğinizde ne yapacak arkadaşlar? Bu objeniz artık bu eksende dönecek. Ya da bu eksende dönecek. Ctrl Z diyorum ve getiriyorum. Şimdi geldik. Bu yine eski haline geldi. Bunun arkadaşlar bir kopyasını, daha doğrusu birkaç kopyasını oluşturmam gerekiyor. Objeye baktığımızda kaç kopya var? 1, 2, 3, bir de görünmeyen tarafta var. 4 tane kopyasını oluşturmam gerekiyor. Peki nasıl oluşturacağım? Bakın. Array diye bir komutumuz var. Axis diyelim arkadaşlar. Şurada elin çıktığı yerde bir sağ tuş yapayım. Array komutunun çıkmasını istiyorum. Normalde çıkıyordu eskiden. Evet, sürümden sürüme fark edebiliyor. Eski sürümümüzde burada bir yerde sağ tuş yaptığımda çıkıyordu. Axis extras'ın altına. Bakın şurada extras komutunu seçiyorum. Extras. Burada array diye bir komutum var. Bu extras'ı nereden de görebiliriz arkadaşlar? Başka bakıyorum. Customize'ın altına bir bakayım. Unit setup. Burada göremiyorum. Neyse. Şurada bakın sağ tuş yaptığımda extras komutunu buldum. Şurada sağ tuş yaptığımda extras komutunu buldum. Extras komutunun altında array komutu var. Peki. Array komutu ne işe yarıyor? Arkadaşlar array komutu belirli aralıklarla bir şeyi çevirerek kopyasını oluşturur. Mesela önce objeyi seçiliyor. Tabii ki seçeriz. Seçtik. Bu objenin kendi etrafında Z ekseninde, yani Z ekseni etrafında 360 derece dönüp 4 tane kopya oluşturmasını istiyorum. Peki Z ekseni move mu, rotate mi, scale mi? Scale büyütüp küçültüyor. Rotate çeviriyor, move da taşıyor. Biz move yapmayacağız. Scale de yapmayacağız. Daha ziyade rotate yapacağız arkadaşlar. Peki kaç derecelik açılar olsun? 4 tane. 360 derece bölü 4 arkadaşlar. 90 derecelik açılarla ne yapacağız? Bir kopya olacak. Preview diyelim. Bakın preview dediğimizde 4 tane kopyanın toplamda 360 dereceyle buraya yerleştiğini söyleyebiliriz. Okey diyorum. Evet. Burası tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar şu kısma. Bakın şu kısmı çizerken şu üst kısmı. Yine neyden faydalanabiliriz? Bakın şu sırt kısmını almak için şu objeden faydalanabiliriz. Ctrl V diyelim. Bakın Ctrl V. Copy. Instance yapmıyor. Instance yapınca birbirinden eş kopyaları oluyordu. O da benim şu anda arzu ettiğim şeyi. Kopya. Şeyi kaldırıyorum. Modifier'e giriyorum. Bunun 3 boyutluluk özelliğini, shell'ini falan çöpe atıyorum. Shell. Latte gitti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın şu kaldı. Left'ten bakalım. Bakın şu parçayı görebiliyorum. Left'ten bakıyorum. Şu parçayı görebiliriz. Bakın hangi eksende hareket ettirdik bunu? Şu eksende hareket. Bir Ctrl Z diyorum arkadaşlar. Ettiğim hareketi geri iptal ediyorum. Aynı yerde kopyalayıp oluşturayım. Ctrl V. Copy. Shell çöpe atıldı. Latte çöpe atıldı. Left'ten baktığımız arkadaşlar tekrar yine şu kesiti görüyoruz. Peki bu kesiti biz niçin oluşturduk? Geliyorum arkadaşlar line'a. Bir kere şu vertexleri sileyim. Bakın şu vertexi sileyim. Şununla bir işim yok. Şu vertexi alıyorum. Şuraya getirip koyuyorum. Peki şunu da arkadaşlar corner, bezier corner yapıyorum. Bakın şu parçayı alacağım. Bezier'de kalmış. Tekrar sileyim. Ctrl Z diyorum. Sağ tuş. Bezier corner. Evet. Geldim. Şuradan düzelttim. Şunu da geldim. Şuradan düzeltiyorum. Maksadım nedir? Şu sırtı yakalamış olmak. Bakın şimdi sırtı tekrar ne yapıyorduk sonraki aşamada? Insert komutuyla birlikte. Bakın insert komutunu bulayım. Çizgimi devam ettiriyorum. Nasıl mesela? Şöyle. Bu arada bizim çizgi biraz abuttu. Şuradan başlayalım. Geldik. Sanırım az bir şey düz gidiyorduk. Böyle bir şey yapıyorduk. Biraz da bombeliydi hatta burası. Evet. Bakın kopyaladık. Şurada sağ tuş. Bezier corner yapıyorum. Şu parçalar arkadaşlar yine istediğim şartlarda düzenliyorum. Şeklime son bir defa bakayım. Doğru mu yaptık? Küçük geldi. Buraya doğru bombe yaptı. Büyük geldi. Evet. Doğru. Küçük geldi. Buraya doğru mu? Şunu biraz daha içeride alabilirsiniz. Şuna smooth diyebilirsiniz. Daha yumuşak gitsin diye.
daha yumuşak geçti. Şunları bir tık yukarıya taşıyabilirsin. Çok az. Şunun üstüne otursun maksat. Boşluk kalmasın. Şimdi arkadaşlar buna da bir extrude verelim. Extrude'yi veriyorum. Perspektiften. Bunu getiriyorum arkadaşlar. Hizalayalım isterseniz şuna. Align komutuyla birlikte buna hizalıyorum. X, Y yönünde. Hangi yönünde? X yönünde arkadaşlar. Center, center olacak şekilde üst üste getirdik. Bakın bunlar birbirinin devamıymış gibi olmuş olması gerekiyor. Gelelim bakalım. Evet, devamıymış gibi olmuş oldu gibi. Şuralarda biraz daha düzenlemeler yapabilirsiniz. Yani left'ten baktığınız şeklin üstünde tam oturmuyor. Şunu alırsınız. Line aşamasındayken, bakın daha şu line'dayken geliyorum şuraya. Vertex'lerine bir müdahalede bulunabilirim. Mesela bunu alıp şuraya yerleştirebilirim. Tam ucuna. Şunu da alıp buraya yerleştirebilirim. Biraz içine girse de çok büyük sorun teşkil etmez. Şöyle yaptık. Tamam. Yerleştirmiş olduk. Şuralarda biraz daha düzenleme yapabilirsiniz. Mesela bunu az bir şey dışarı çıkarabilirsiniz. Bunu iyice de yapıştırabilirsiniz. Size kalmış o tasarımınızdan yapmış. Perspektiften bakıyorum. Bakın 3 boyutlu hale getirdik. Şeklimizde son bir şey daha var. O da şu. Şu uç kısmı arkadaşlar düşündüğümüzden daha ince. Bakın şu uç kısmı düşündüm. Peki bunu nasıl yapacağım? Artık bu obje 3 boyutlu bir obje. 2 boyutlulukla bir alakası kalmadı. Edit poly verebilirim 3 boyutlu obje olduğu için. Edge moduna geliyorum arkadaşlar. Edge modunda şu parçayı seçiyorum. Şu tarafa doğru taşıyorum. Şu parçayı seçiyorum. Şu tarafa doğru taşıyorum. Yine aynı şeyleri şuralarda da yapabilirsiniz. Bakın wireframe yapalım. F4 yapalım. Şu vertexleri seçip, bakın şu iki vertexi seçip şu tarafa doğru taşıyabilirsiniz. Şu iki vertexi bunu ve ötekini taşıyıp böylelikle yavaş yavaş ne yapabilirsin arkadaşlar? İnceltebilirsin. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu da çok önemli bir komut. İlerleyen aşamalarda çokça göreceksiniz. Şimdi şöyle bir edge seçtiğinizi düşün ya da şöyle bir vertex'i seçtiğinizi düşün. Bakın şu vertex'i. Komşular da bu durumdan etkilensin istiyorsanız. Yani ben bu vertex'i taşırken bu tarafa diğer komşular da etkilensin istiyorsanız. Şurada soft selection diye bir seçenek var. Soft selection. Bu işten komşular da etkilensin. Yani use soft selection. Ben bunu taşırken diğerleri kayıtsız kalmasın buna. Bunlar da bundan ne olsun arkadaşlar? Etkilensin. Ama bakın ne oldu? Hepsi birden etkilendi. Bu da benim arzu ettiğim bir şey değil. Çok az bir değer verelim bakayım. Ben bunu taşırken bakın şu da etkilendi. Şunu taşırken şunu ve şunu taşırken bu da etkilendi. Şunu ve şunu taşırken de arkadaşlar bu alttaki komşular da etkilendi. Böyle böyle de ne yapabilirsin arkadaşlar? Yavaş yavaş parçamızı taşıyayım. Şu edge'i taşıyayım birazcık. Soft selection'ı yavaş yavaş biraz daha azaltayım. Etkisi azalsın. Şu parçayı da biraz daha azaltayım. Evet. Genel olarak şeklimizin alacağı sonuç bu arkadaşlar. Şimdi şeklimizi F9 deyip bir render alıyoruz. Son bakış açısı buymuş. O yüzden burayı aldı. Render diyorum arkadaşlar. Tekrar F10 ile birlikte.